الجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمالينا وفوق كل ذلك الله غايتنا. أشهد أن لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. Bunlar müminleri irşad ederler, mahzun olan deli pürşad ederler. İran yönülleri abad ederler, sivalardan hemen azad ederler. Bu zatlara uyup hakka gidelim cemali ve kemali seyredelim. Allah arkadaşlar yani halimize ağlasak mı, gülsek mi? Ben kendimi konuşuyorum size. Ben kendimi konuşuyorum size. Hani halimizi diyorum da halim yani. Yani siz de benzersiniz. Böyle iz düşüm gibi. İz düşümü gibisiniz. Onun için cemiyi kullandım, çoğul kullandım. Ben kendimden bahsedeyim ama siz de aynısınız yani. Kimisi bir tık aşağı, kimisi bir tık yukarıdır. Kimi biraz iyidir, kimi biraz kötüdür ama aşağı yukarı aynıyız. Yani. Hasbi Hocam rahmetli anlatırdı. Bir hayvan varmış. Toprak yermiş. Ne yiyor? Sonra biter diye yemezmiş, açlıktan ölürmüş. Şimdi ben bunu yersem ne yapar? Biter. Biterse ne olur? Aç kalırım dermiş, ne yapmazmış? Yemezmiş, açlıktan ölürmüş. Açlıktan ne yaptı? Öldü. Halbuki ilacı her tarafta var mı? Devası her tarafta var mı? Allah Allah. Her taraf deva ama sen aç. Her taraf gıda, sen aç kalıyorsun. Her taraf ilaç, sen hastasın. Anlıyor musunuz orayı? Her taraf çözüm, sen dertlisin. Bizim halimiz öyle arkadaşlar. Bizim halimiz öyle. Şimdi herkesin sorunu var değil mi? Yani sorun derken herkesin sorunu var sizi çok az bir söz ya. Yani hayatımız sorun zaten. Nereye baksak ne? Sorun. Hayatımız baştan aşağı ne? Her şeyi sorun. Varı sorun, varı sorun, yoğu sorun, dünü sorun, yarını sorun, bugünü sorun, yattık sorun, kalktık sorun, gittik sorun, geldik sorun. Her şey ne? Sorun. Çözümlerin içindeyiz, çözümlerin göbeğindeyiz. Her taraf çözüm ama biz sorun içindeyiz. Her taraf toprak ama biz açız. Her taraf ilaç ama biz hastayız. Şeyden dolayı. Niye biliyor musunuz?
Ne bu maymunun şeyi var ya, maymun yakalanma hikayesi var ya, hatırlıyor musunuz onu? Avcılar, ya arkadaşlar bakın şimdi hani bu hikayeler, hani işte Hasbi Hocam böyle anlatır dedin değil mi? Hasbi Hocam öyle anlatırdı. Peki öyle bir hayvan var mı? Bilmem. Olabilir de olmayabilir de. Önemli olan yani öyle bir hayvanın olması mı? Önemli olan oradaki püf noktayı anlamak değil mi arkadaşlar? Şimdi avcılar maymun yakalıyorlarmış. Taktikleri ne? Bir tane küpleri varmış. Küp. Küpün ağzı dar. Küpün ağzı dar. Ne kadar dar? Bir maymunun elinin gireceği kadar dar. Eli anca ne yapar? Anca girer. Biraz daha büyük olsa eli ne yapmayacak? Girmeyecek ama girer. Eli girer mi? Girer ama anca girer yani. Tamam. Küpün içine bir tane ceviz koyuyorlarmış. Maymun geliyor şimdi. Küpün içine elini sokuyormuş. Cevizi alıyormuş. Tabi cevizi alınca avuç ne oldu şimdi? Genişledi. Çekiyor şimdi. Orada ne yapıyor? Takılıyor. Ceviz genişletti ya elini. Orada ne yapıyor? Takılıyor. Elini küpten çıkartabiliyor mu? Cevizi alabiliyor mu? Alamıyor. Peki cevizi bırakıyor mu? Bırakamıyor. Orada öyle oyalanırken avcılar geliyorlarmış. Bunları tıp 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 pıt 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 ne yapıyorlarmış? Topluyorlarmış. Halbuki cevizi bıraksa ne olacak? Yakalanmayacak. Zaten alma diye bir ihtimali var mı zaten? Zaten öyle bir ihtimali de yok. Tamam biz öyleyiz işte. İlacım şimdi mesela bu maymunun hani biraz böyle hani garip teşbih ama olsun. Teşbihte hata olmaz derler. Bu maymunun avcılardan kurtulmanın, bu maymun için avcılardan kurtulmanın çaresi kolay mıydı? Çok kolaydı. Bırakacaktı cevizi, gidecekti. Zaten alamayacağı bir ceviz. Zaten alamayacağı, sahip olamayacağı, kendisinin olamayacak bir ceviz. Onu bırakacaktı, gidecekti. Ya hiç telaşa bile lüzum yoktu. Yani baktı alamıyor, ne yapacaktı? Bırakacaktı, gidecekti. Ama ne cevizi bırakabiliyor, ne canını kurtarabiliyor. Ne cevizi bırakabiliyor, ne cevize sahip olabiliyor, ne de canını kurtarabiliyor. Halbuki çözümü çok kolaydı. Bırakacaktı cevizi, ben bunu alamıyorum diyecekti, gidecekti yani. Şimdi bizim hayatımızda öyle arkadaşlar. Her taraf ilaç, her taraf çözüm ama biz tuttuğumuz şeyleri bırakmak istemiyoruz. Veya tutmamız gereken şeyleri tutmak istemiyoruz. Bocalanırken işte bir şeyler yakalıyor bize. Biz tuttuğumuz şeyleri halbuki alamayacağız biz onları. Halbuki biz onları alamayacağız. Halbuki biz onlara sahip ne yapamayacağız? Olamayacağız. Tuttuğumuz şeyleri bırakmak istemiyoruz. Veya tutmamız gereken şeyler var, onları tutmak istemiyoruz. Öyle bocalarken, debelenirken gelecekler, kapacaklar, götürecekler bizi. Pıt 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 bizi ne yapacaklar arkadaşlar? Toplayacaklar. Halimiz bu. Allah sonumuzu hayretsin arkadaşlar. Şimdi bak bu beyt mesela. Risale-i Kutsiye. Risale-i Kutsiye'yi baştan sona okuyanlar eline kaldırsın bakayım. Kaldır. İşte tercümeden bahsetmiyorum, metinden bahsediyorum. Risale-i Kutsiye metnini baştan sona okuyanlar elini kaldırsın. Kaldır, kaldır, kaldır. Kim kaldırıyor mu, indiriyor mu? Karar ver. Tamam. Ahmet kaldırıyorsun, tamam. Sen şimdi kaldırıyor mu, indiriyor mu? Hop, hemşerim. Kaldırıyor mu, indiriyor mu? He. Eli böyle, tamam mı? Evet. Adem, Enes, hadi. He? Tercümeden bahsetmiyorum. Metinden bahsediyorum, metinden. Metin tek cilt zaten, incecik bir şey. He? O tercüme. Tamam, bir, iki, üç, dört, beş. İyi, bizim ekip. Arkadaki kim? Sen kimsin? Yok, yok. Nerede? Peki, hadi bakalım. Aferin sana. Başka? Sen. Risale-i Kutsiye. Arkadaşlar hepiniz okuyun. Hepimiz okuyalım inşallah. Hepimiz okuyalım inşallah. Tercümesini okuyun. Yani şerhi iki cilt okuyun. Ayrı mevzu. Ama metin Osmanlıcadan okuyun. Kur'an-ı Kerim okumayı bilen okur. Kur'an-ı Kerim okumayı bilen ne yapar?
Risale-i Kutsiye'nin Osmanlıcası hafif bir Osmanlıcadır. Öyle ağır, zor, çetrefilli bir Osmanlıca değildir. Hani Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilen Osmanlıca okur diyemem size. Çünkü açıyorum, ben okuyamıyorum abicim yani. Ben okuyamıyorum. Yani Kur'an-ı Kerim okumayı bilen Osmanlıca okur, ben öyle diyemem. Çünkü yani gerçekten ağır metinler var. Ağır metinler, metinler ağır. Ama Risale-i Kutsiye'ninki öyle değildir yani. Risale-i Kutsiye'yi okursunuz. Kur'an-ı Kerim okumayı bilen arkadaşlar Risale-i Kutsiye'yi Osmanlıcadan okuyabilirler, okusunlar. Bir iki okumakla beraber açılırlar. Yavaş yavaş açılırlar. Risale-i Kutsiye arkadaşlar her okuduğunuzda başka başka şeyler anlarsınız. Aklınızı kalbinizi verirseniz, anlamaya çalışırsanız her okuduğunuzda başka şeyler anlarsınız. Benim avantajım var, ben anlatıyorum. Benim avantajım var, ben ne yapıyorum? Anlatıyorum. Fark anlıyor musunuz? Ben anlatıyorum. Bu çok büyük bir kar arkadaşlar. Çünkü anlatırken okuduğunda anlamadığın çok şeyi anlarsın yani. Birilerine öğretmeye çalışırken, birilerine anlatmaya çalışırken fikir üretmek zorundasın. Tamam, irdelemek zorundasın. Çok açılır insan yani. Onun için hani okuyabileceğiniz insanlar olursa okumanızın da çok faydası olur. Başkalarını okumanızın da çok faydası olur. Risale-i Kutsiye arkadaşlar, hanım, erkek, herkes Osmanlıcasından, metninden okusun. İlk başta biraz kekelersiniz, bocalarsınız. Devam, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Yanlış oku, bir şey olmaz. Yanlış oku, bir şey olmaz. Devam, 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 açılırız. Acayip bir yaz, acayip bir kitap Risale-i Kutsiye. Bak şimdi. Bunlar müminleri irşad ederler, bu zatlar. Şimdi yukarıda arkadaşlar, İmam Rabbani Hazretlerinden bahsedildi. Kaddesallahu sırra, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden bahsedildi. Muhammed Halis Ziyaddin Hazretlerinden bahsedildi. Büyük Şeyh Efendi anlatıyor. Onun nesi? Onun halifelerinden bir tanesi. Onun halifelerinden bir tanesi. Şimdi biz onların çeşmesinden su içiyoruz elhamdülillah. Çok şükür Rabbimize. Bak şimdi. Bunlar müminleri irşad ederler. Bu zatlar müminleri irşad ederler. Rüşde erdirirler. Kemale erdirirler. Seni insan gibi insan yaparlar bu zatlar. İnsan gibi insan mı olmak istiyorsun? Aha işte yolu belli bak. Bu zatlar müminleri irşad ederler, rüşte erdirirler, kemale erdirirler, seni insan gibi insan ederler, seni ameliyat ederler. Hani ne gibi, burada doktor var, seni Allah'ın izniyle sıhhate kavuşturur. Ama sen yatacaksın ki masaya, istediğin gibi kesmiş diyeceksin değil mi? Yok orama dokunma, yok burama dokunma, yok onu kesme, yok şunu vurma, yok bunu içirme, yok bunu yedirme. Oh! Oh! Öyle tedavi olur mu? He? Doktor ne diyor o zaman? Arkadaş diyor, ben imzala bakayım şuraya, ben tedaviyi kabul etmiyorum dedi. Ondan sonra ölürsen karışmam diyor. Bana ne diyorsun ya arkadaş? Ben tedavi ne yapıyorum? Benim işime gelmedi, kabul etmiyorum. Ben sorumluluk. Ben de basmadım şuraya imzayı diyor. Yazıyorsun, imzalıyorsun. Hadi diyor, git diyor. Yolda ölürsen ben karışmam diyor. Ben kefil dedim sana diyor. Yok onu yapma, yok bunu öyle öyle yok. Ama teslim olduğun zaman bunlar müminleri irşad ederler. Bu zatlar bizi ne yaparlar? İrşad ederler. Arkadaş yani düşünsene, yani bu zatların elindesin 20 senedir, 30 senedir irşad olmamışsın. İşte halimiz işte bu. Bu zatların elindesin 20 sene, 30 sene, 40 sene irşad ne yapmamışsın? Olmamışsın. He? Halbuki irşad ederler. Yani hastanede yaşıyorsun ama nesin? Hastasın. He? Sonra bak. Mahzun olan deliği pürşad ederler. Hüzünlü kalpleri pürşad ederler. Sıkkınsın değil mi? Canın sıkılıyor. Hiçbir şeyden keyif almıyorsun. Hayat batıyor. Kusura bakmayın affedersiniz. He? Bak. Mahzun olan deliği pürşad ederler. Viran gönülleri abad ederler. Harabe olmuş gönülleri abad ederler. Seni böyle saray gibi yaparlar seni. Sen gecekondu, senden gecekondu olmaz. Seni alırlar saray gibi yaparlar seni. Sivalardan hemen azat ederler. Allah'ın gayrısından kurtarırlar seni.
Öyle insanlar bunlar. Yalvarıyorlar bize, gel oğlum, gel yardım edeyim sana, ilgileneyim seninle, seni terbiye edeyim oğlum. Aa, olmaz, bu olmaz. Ondan sonra vakit geliyor, avcı geliyor, yakalıyor seni. Yakalıyor beni, yakalıyor seni. Ay nasıl da yakalandık şimdi, ne olacak, hiç yakıştı mı? Avcı, merhametsiz avcı, zalim avcı. Kusura bakmayın, affedersiniz. Yani kusura bakmayın, affedersiniz. Kimse ben aptalım demiyor da, avcı zalim diyor. Ha. Kimse kalkıp ben aptalım ne yapmıyor? Demiyor yani. Avcı zalim diyor. Oysa doğrusu bu, avcı zalim değil. Bizim aptallığımız, bizim. Viran gönülleri abad ederler, sivalardan hemen azat ederler. E ne olacak? Bu zatlara uyup hakkı giydelim, cemali baki mahallesini giydelim. Arkadaşlar hiç olmazsa böyle bunları okuyoruz. Bunları okumak o kadar büyük şereftir ki arkadaşlar, o kadar büyük nimettir ki. Risale-i Halidiyye'de var. Yani ben her ne kadar bu zatlardan değilsem de onlara benzemek bana şeref olarak ne yapar? Yeter. Yani yeter derken yetmez. Yeter mi? Yetmez. Ama bir şeydir yani, hiç olmazsa elimizde bir şeydir. Risale-i Kutsi'ye arkadaşlar. Böyle Risale-i Kutsi'ye de benim için böyle birkaç tane özel yer var. Burası onlardan bir tanesi. Bunlar müminleri irşad ederler, mahzun olan deli pürşad ederler, viran gönülleri abad ederler, sivalardan hemen azat ederler. Bu zatlara uyup hakka giydelim, cemali baki mahallesine giydelim. Öyle 3-5 sene önce büyük ihtimal İzmir. Vatandaşın bir tanesi sosyal medyada bayağı bir popüler oldu. Vatandaşın bir tanesi böyle zıt görüşlü insanlar bununla röportaj yaptılar. İki mi oldu? Bir tanesini dinledim de iki olacaktı. Belki onu da dinlemişimdir. Hatırlamıyorum. Oluyor 3-5 sene oluyor. Üçü var mıdır bilmem. Bu röportaj yapılan hemşo bizim medreselerde daha önce çalışmış biraz. Medresede çalışmış. Şoförlük mü yapmış, öyle bir şey. Bir şey çalışmış işte yani. Yani hizmetin içinde bulunmuş bir müddet. Bir müddet derken öyle 3-5 gün değil yani. Bir müddet hizmetin içerisinde bulunmuş. Ondan sonra Allah ıslah etsin. Bu da ötekilerin zaten arayıp da bulamadıkları. Tamam mı? Bununla röportaj yaptılar. Yani bizi eleştiriyor. İşte medreseleri eleştiriyor. Ehli tariki eleştiriyor. Dindar insanları, mütedeyyin insanları eleştiriyor falan. Hani içeriden konuşuyor. Ya o bayağı bir ayyuka çıktı bu o zaman. Konuşmanın arasında şey var. Arkadaşlar insan böyle gözü radarları açık olursa, göz kulak açık olacak böyle çok şeyden çok şey alır, öğrenir insan. İyiden de alır, kötüden de alır. Konuşmanın arasında şey var. Yani insanlar nasıl onlara meylediyor gibi bir şey, buna benzer bir şey konuşuluyor. Anladınız mı burayı? Mesela Adem niye kalktı medreseye geldi yani? Yaşın kaçta geldiğinde? Niye 18 yaşında sen kalktın da medreseye geldin? Bu. Tamam mı? Niye insanlar? Anladınız mı orayı arkadaşlar? Tamam mı? Şimdi röportajı yapan, konuşmayı tertipleyen kanal sahibi taraf böyle buna benzer bir şey, ibareyi hatırlamıyorum ama mefhum bu. Buna benzer bir şey soruyor. Vatandaş da şey söylüyor. Söyledikle konuştuğu şeylerin içerisinde doğru olan şeyler var. Konuştuğu şeylerin içerisinde yanlış olan, yani yanlış anladığı şeyler var. Konuştuğu şeylerin içerisinde çarpıttığı şeyler var. Tamam mı? O röportajın tamamında, konuşmalarının içerisinde doğru olan şeyler var. Yanlış anladığı, yanlış anlattığı şeyler var. Bir de çarpıttığı şeyler var. Burası mesela doğru. Burası ne?
Yani ben ondan duyunca aa dedim, doğru söylüyor dedim. Ben ondan duyunca ne dedim kendi kendime? Aa dedim, doğru söylüyor dedim ya. Ve şöyle ben düşünmemiştim öyle. Tamam mı? Şey dedi hemşire o. Böyle çok kıymetli insanlar, ya tabii ben kendi sözlerimle anlatıyorum, tamam mı? Mefhum olarak ben kalkıp da onun söylediklerini ezberlemedim. Mefhumu anlatıyorum size. Böyle geçmişte dedi çok kıymetli insanlar var. Hani o öyle insanlar yaşamışlar mıdır bilmem dedi ama çok kıymetli insanlar var dedi. Tamam mı? İnsanlar onların hayatlarını okuyorlar, onlara özeniyorlar dedi. Onlar gibi olmak istiyorlar dedi. İyi kavrayın burayı. Eskiden yaşamış neler var? Çok kıymetli, çok büyük insanlar var. Onların hayatlarını görüyorlar. Ne yapıyorlar? Onlara özeniyorlar. Onlara özenince onlara benzemek istiyorlar. Onların yoluna girmek istiyorlar dedi. Anladınız mı burayı? Doğru mu arkadaşlar? Doğru değil mi adam? Doğru. Peki şimdi hani bir tüme varım var, bir de tümden gelim var, tamam mı? Bir tüme varım var, bir de ne var? Tümden gelim var. Şey tersine mühendislik diyorlar ya, tamam mı? Tersine mühendislik şimdi. Abi madem başlayanlar böyle başlayıp o tarafa gidiyormuş, biz şimdi bu tarafa geldik, başı unuttuk ya. Biz bu tarafa geldik, neyi unuttuk? Söyle. Nereden çıktığımızı ne yaptık? Unuttuk. Biz yolun başını ne yaptık? Unuttuk. O kadar kaynadı ki işler, o kadar girdi ki birbirine, o kadar hallaç böyle, böyle hani Arap saçı derler, böyle karman çorman oldu ki biz yolun başını ne yaptık? Unuttuk. Biz bu yola nasıl çıktığımızı ne yaptık? Söyleyin. Söyleyin, söyleyin. Unuttuk. Aa sondan başa gel. Biz bu yola neden çıkmışız? Hatırla bakayım. Biz kıymetli insanların kıymetlerini gördük de onlara özendik de bu yola çıktık biz. O zaman tekrar onlara dön. Onlara özenecek şeylerin peşine düş. Tekrar onlara dön o zaman. Çünkü biz onlardan çıktık bu yola. Biz ne yaptık? Kıymetli insanlardan dolayı bu yola çıktık. Gördük onları, onlardan duyduk. Onlara heves ettik, onlara özendik, onlara imrendik, onları sevdik de yola çıktık. Gittik, az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Sonra bizim için ne oldu? Masal oldu, hayat. Onunla uğraş, bununla uğraş derken geriyi ne yaptık? Unuttuk. Geriyi ne yaptık? Unuttuk. Halbuki geride ne vardı? Ne varmış geride? Geride bu var işte, bak, bak. Bunlar müminleri irşad ederler. Mahzun olan dili fürşad ederler, viran gönülleri abad ederler, sivalardan hemen azad ederler. O zaman bu zatlara bakıyorduk. O zaman ne yapıyorduk? Bu zatlara bakıyorduk. Şimdi bakın hepinizin vardır yani, hepinizin vardır, hepinizin vardır. Yani ben hayatımı kurcalasam var ya, böyle kaşısam böyle, hani arşivlere böyle baksam, o kadar saçma sapan şeyler yapmışımdır ki böyle yani böyle hani, nasıl denir, deli saçması böyle şeyler yapmış, yani akıllı bir adamın yapmayacağı şeyler yapmışımdır ben. Şimdi nerede? Ha? Bir bakın bakalım Allah için neler yapmışsınızdır eskiden. Allah için neler yapmış, din için neler yapmışsınızdır eskiden. Bir bakın bakalım şimdi onun kaçta kaçını yapıyorsunuz, yapmıyorsunuz. Şimdi yan yattı, çamura battı, öyle oldu, böyle oldu. Yok ona dokunur, yok buna dokunur, yok şu kaçar, bu geçer, şöyle olur, böyle bir sürü iş. Bunu hissediyor musunuz bu dediğim şey arkadaşlar? O zaman bu zatlarla irtibat vardı, bu zatlara imrenmek vardı, özenmek vardı, bu zatlara sevgi vardı, bu zatlara benzemeye çalışmak vardı, o seni irşad ediyordu. O seni ne yapıyordu? İrşad ediyordu, seni pürşad ediyordu, abad ediyordu seni. Senin bir sürü şeye gücün yetiyordu biiznillahü teala. Bir sürü şey ne yapabiliyordun? Yapabiliyordun. Ama bu zatlarla irtibat ne yaptı? Azaldı. Döndü pamuk ipliğine. Kaldın kendi aklına, kendi fikrine, kendi nefsine, kendi bilgine vesaire vesaire vesaire. O zaman gücün yeten şimdi bir sürü şey, şimdi gücün ne yapmıyor? Yetmiyor. Şimdi bak dedim benim avantajım dedim hani anlatıyorum o karlı bir şey bana faydası oluyor ama bir de benim dezavantajım mesela anlatmanın da zararları da var yani konuşuyorsun mecbur konuşmak zorundayım. Mecbur ne yapmak zorundayım? Konuşmak zorundayım. Ama işte ahirette aleyhine delil. Allah sonumuzu hayretsin. Tamam arkadaşlar. Geri dön. Geri dön. Ehlullah'a bak, Allah dostlarına bak, büyük insanlara bak.
Mevlamızın katında kıymetli insanlara bak. Peygamber-i Nizam'ın hayatı, sahabe-i kiram, tabi'in, tebu tabi'in. Tamam. Selef-i salihin. Meşakiram, ehlullah, alimlerimiz, büyük insanlar, Allah için, Allah için bir ömür harcamış insanlar. Yani bir ömüre, küçücük, kısacık bir ömüre neler neler sığdırmış insanlar. Onların hayatlarına bak. O zaman arkadaşlar o insanı irşad ediyor. Acayip bir şey. Allah'ım bana da zedin nasip etsin arkadaşlar. Bu Türkiye Gazetesi'nin İhlas Yayınları'nın Evliyalar Ansiklopedisi var. Bunu tavsiye ederim size. Onların kitapları okunmaz. Türkiye Gazetesi'nin, o İhlas'ın kitapları ne yapılmaz? Okunmaz ama bu hususlardaki kitaplar okunur. Siyer hakkındaki kitapları, Peygamberimizin hayatını anlatan kitapları, bir de Meşayih-i Kiram'ın hayatını anlatan kitapları okunur. Okunur değil, okuyun yani, onları okuyun. Okunur değil, özellikle tavsiye ederim. Onun dışındakilerden uzak durun, uzak durun. Ama bu hususlardaki Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam hayatını anlatan kitaplar ve Meşayih-i Kiram'ın, Ehlullah'ın hayatını anlatan kitaplarını okuyun. Bak işte ilaç. Şimdi 28 dakika oldu. Konuştuğum şeyin bir ana bir teması var değil mi arkadaşlar? Aşağı yukarı aynı şeyin etrafı, yani 28 dakika konuştum ama böyle iki kelimelik bir şey aslında. İki kelimelik bir şeyi sağdan soldan değişik değişik anlattım size. Aslında ne? İki kelimelik bir şey. Geçmişteki büyük insanlar bize ne yapar? Yol gösterir. İçimizdeki, içinde bulunduğumuz sıkıntıların çoğunu onlar ne yaparlar arkadaşlar? Onları sevmek, onların yolundan gitmek, onların yaptığı gibi yapmaya çalışmak, bizim içinde bulunduğumuz sıkıntıların, dünyevi uhrevi sıkıntılarımızın çoğuna ne olur arkadaşlar? Çözüm olur. Bak 28 dakikadır benim söylediklerimin hulasası bu. Tamam mı? Şimdi böyle konuşurken hep böyle içinizden plan yapacaksınız. Ha böyle hep böyle bir çakıyor ya bazen böyle, bir şimşek çakıyor böyle, bir ışık çakıyor ya. O zamanlar hemen böyle kendi kendinize şunu yapayım, şunu yapmayayım, şöyle edeyim, böyle tamam bundan sonra ben bu şu kitabı şöyle okuyayım. Her gün 3 sayfa bundan okuyayım, her gün şunu yapayım, her gün böyle yapayım, 2 günde bir bunu yapayım. Böyle kendi kendinize bir şeyler ne yapacaksınız? Diyeceksiniz. Burası tamam mı? Canlı. Tamam. Dediniz ya, o dediğiniz şeyi devamlı yapamayacaksınız ama. Bir şey diyeceksiniz. O dediğinizi 3 kere, 5 kere, 10 kere, 15 kere neyse artık yapacaksınız ama bir yerde illa o ne olacak? O sekteye uğrayacak, kesilecek. Bu böyleyiz biz. O devamlı ne yapmayacak? Gitmeyecek. Devamlı ne yapmayacak? Gitmeyecek. Onun için hep tetikte olacaksınız. Hep tetikte olacağız. Hiç bırakmak yok. Yani ne oldu şimdi? İşte bak bu sohbetler, bu ben size kalkıp da yeni bir şey anlatmadım ki yani. Kur'an-ı Kerim, ayat-ı beyinat belli, hadis-i şerifler belli. Yani ben yeni bir şey... Ama aynı şeyleri değişik değişik tarzlarla, değişik değişik misallerle, değil mi? Değişik usluplarla anlatıyoruz, tazelemeye çalışıyoruz. Değişik bakış açılarıyla ne yapıyoruz arkadaş? Buradan bakıyoruz, bakış açısı. Buradan bakıp anlatıyoruz. Şimdi buradan bakınca başka gözüküyor. Aynı değil mi bak? Kürsü aynı, tablet aynı, mikrofonlar aynı ama buradan başka gözüküyor. Buranın resmini çeksem başka bir resim çıkar. Buranın resmini çeksem ne olur? Başka bir resim çıkar. Ama aynı şeyi anlatıyoruz. İşte bakış açısı. Bazen bu açıyla anlatıyoruz, bazen bu açıyla anlatıyoruz, bazen bu açıyla anlatıyoruz, bazen bu açıyla anlatıyoruz. Her açıdan böyle küçük 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 böyle bir şeyler kapsan sende ne oluyor resim? Resim sende bütünleşiyor. Şimdi bugün kalktı, böyle bir şimşek çaktı, şunu şöyle yapayım dedin. Mesela şimdi aylık sohbet, bugün en kaçı? 6 Ocak 2024 tamam mı? Bir şimşek çaktı, bunu böyle yapayım dedin. 7 Ocak yarın sabah ne yaptın? Başladın yapmaya. 7 yaptın, çok iyi 7, harika böyle canlı canlı gidiyorsun falan. 8'i yaptın, 9'u yaptın, 10'u yaptın, 11 yaptın. Sonra salı günü, çarşamba günü bir şey çıktı karşına. Yapamadın ama diyorsun ki içinden yarın yapacağım. Bugün şöyle bir mazeret oldu, ne yaptın? Yapamadım. Yarın diyorsun ki ne yapacağım? Yapacağım. Eğer ertesi gün çok sıkı olur yaparsan bir toparlama ihtimalin var. Ama ertesi günde azıcık gevşek davrandın, yapmadıysan o iş ne oldu? O iş ne oldu? Gitti. O iş ne oldu? Böyle gitmiyor mu arkadaşlar? Hayatınıza bakın, kontrol edin. Böyle gitmiyor mu? Tamam. Ve o zaman ne olacak? İki şey var. Bir, o yaptığın şeyleri muhafaza etmeye çalışacağız. Uzun süre gitsin. Ne kadar uzun götürebiliyorsak. Ama bil, uzun, tamamen böyle ilelebet ne yapmayacak? Gitmeyecek. Daha önemlisi
tazelenmenin yollarına bakacağız. E şimdi sen kalktın, bir dahaki mesela diyelim ki önümüzdeki hafta Perşembe günü, değil mi? Regaib gecesi mi? Regaib gecesi mi? Bak Perşembe günü. Tamam, şimdi Salı'da, Çarşamba'da kesildin. E Perşembe günü geldin. Bir ışık, bir şimşek daha. Hadi bir 3-5 gün, 10 gün daha. Sonra bir daha geldin. Anladınız mı? Onun için bunlar ne kadar önemli. Aynı şeyler konuşulsun, fark etmez. Böyle bir şey çıktı mı oradan yakala böyle. Oradan yakala, hayatına güzel bir şeyler sokmaya çalış. Öyle öyle, öyle öyle, öyle öyle toprağa girene kadar uğraşacağız arkadaşlar. Toprağa girene kadar ne yapacağız? Uğraşacağız. Öbür türlü içimizde çok vardır öyle. Bir amel işliyorsundur, bir şey yapıyorsundur. Her gün şu kadar Kur'an-ı Kerim okuyorsundur. Her gün şu namazı kılıyorsundur. İşte haftada şu şu oruçları tutuyorsundur. Bir şey olur, bırakırsın. Bir şeyler girer araya, bırakırsın. Bir bakarsın ki 8 sene geçmiş. 8 senede ne yapmıyorsun? Yapmıyorsun. Böyle kafayı böyle bir çevirirsin, bir bakmışsın. Söyle, 8 sene geçmiş. Öyle değil mi arkadaşlar? Kafayı bir çevirirsin, bir bakarsın ki ne geçmiş? 8 sene geçmiş, 18 sene geçmiş, 48 sene geçmiş. Onun için hep böyle tazelene, tazelene, hadi Ahmet, hadi Ahmet, hadi Ahmet, hep böyle tazelene, tazelene devam. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, cennet ile müjdelenen sahabelerden olmasına rağmen, bir ayağımı cennete koysam, diğerini koyamayacağım. Bir ayağımı cennete koysam, diğerini koyamayacağımdan korkarım der. Yani biri cennete girse, garanti mi öbürünün cennete gireceği? Değil. Hiçbir şeyin dünyada garantisi yok arkadaşlar. Hiçbir şeyin dünyada garantisi yok. Mevla'dan Celle Celaluhu garanti olduğuna dair bir bildirim olmadan hiçbir şeyin garantisi yok. E bize böyle bir bildiri yok, değil mi arkadaşlar? Ha? Peygamberimize Mevla bildirdi. Bak Cebrail aleyhisselam bile ne yaptı? Peygamberimiz vasıtasıyla bir garanti aldı, değil mi arkadaşlar? Biliyorsunuz kıssayı. Ha? Peygamberimiz o garantiyi peygamberimiz vasıtasıyla aldı. Ha? Garanti hissetti ondan. Yoksa kimsenin garantisi yok. Allah sonumuzu hayretsin. Hazreti Ebubekir cennet ile müjdelenilen sahabelerden olmasına rağmen bir ayağımı cennete koysam diğerine koyamayacağımdan korkarım der. Devamlı Allah-u Teala'ya tazarruda bulunurdu. Bu anlatılanları hepimiz can kulağıyla dinleyelim. Bu ayet-i celilelerin muhatabı kendimiz bilelim. Efendimiz Hazretlerimiz öyle buyurdu kaddesallahu sıra. Her Kur'an meclisinde bulunan bu okunanlar bana okunuyor diyecek. Herkes ne diyecek? Bana söyleniyor. Bak kaide söylüyorum size. Herkes ne diyecek? Bana söyleniyor. Söylenen her şeyi kendi üzerine alıyorsun. Bak büyük kaide söylüyorum size. Söylenen her şeyi ne yapıyorsun? Kendi üzerine alıyorsun. Mesela şöyle şöyle yap dendi mesela, tamam mı? Bakıyorsun kendine. Sen öyle yapıyor musun? Eğer yapıyorsan zaten yapıyorsun sen onu, tamam mı? Zaten ne yapıyorsun? Yapıyorsun. O zaman şükrediyorsun. Diyorsun ki elhamdülillah ya Rabbi sen bana nasip ettin, ben bunu yapıyorum diyorsun. E yapmıyorsan bak ben bunu yapmıyorum, ben bunu toparlayayım diyorsun. Hep kendine. Hep nereye? Kendine. Bakıyorsun diyorsun yapıyorsan bu bende var mı? Bu anlatılan şey bende var mı? Bende varsa o zaman ne yapıyorsun? Şükrediyorsun. Diyorsun ki ya Rabbi elhamdülillah sen bana nasip ettin diyorsun, şükrediyorsun. Yok sende yoksa ne yapıyorsun? Onu telafi etmeye çalışıyorsun. Biz İstanbul'a sohbete gitmiştik. Biz İstanbul'dayken Resul Hocam, rahmetli Resul Hoca Efendi Bursa'ya gelmiş, sohbet etmiş. Gelmişken sohbet etmiş. Sonra bize arkadaşlar anlattılar Soğanlı'da. Resul Hocam rahmetli buyurmuş ki, Hoca Efendi kürsüde sohbet ettiği zaman bir şey söylediğinde birinci saftakiler der ki, hoca bunu ikinci saftakilere söyledi. Ben de demin anlattım size, ne dedim? Efendimiz öyle buyurdu. Herkes ne diyecek? Herkes bana söyledi diyecek. Resul Hocam, olması gereken bu. Bizdeki ne? Resul Hocam'ın anlattığı. Hoca doğru söylüyor, bak bu yapmıyor. Bak yapmıyor. Öyle demeyecek, ne diyecek? Kendine diyecek insan. Birinci saftakiler ne der? Hoca bunu ikinci saftakilere söyledi. İkinci saftakiler, üçüncü saftakilere söyledi. Üçüncü saftakiler, dördüncü saftakilere söyledi. Tık 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 tık. Nereye? Camiden çıkar gider. Efendimiz ne buyurdu? Her Kur'an meclisinde bulunanlar, bu söylenenler bana söyleniyor diyecek. Bana deniyor bunlar. Bu anlatılanları hepimiz can kulağıyla dinleyelim.
bu ayeti celilelerin muhatabı kendimiz bilelim. Bak, muhatabı biziz. Ya Rabbi yardım. Şimdi ayet-i kerimede Estağfirullah. Senestedricuhum min haysu la ya'lemune ve umli lehum inne keydi metin buyuruldu. Senestedricu yakında istidraç muamelesi yapacağız. Hum onlara min haysu la ya'lemune, min haysu öyle bir taraftan ki la ya'lemune bilmiyorlar. Bilmedikleri taraftan onlara istidraç yapacağız. Ve ümli lehum ben onlara müddet veriyorum. İnne keydi metin, muhakkak benim benim hilem, keydim çok şiddetlidir. Allah istidrac ile bazı kullarını dener. O kula bazı imkanlar, nimetler, makamlar verir. Arkadaşlar, bu dünya tek çeşit insan yoktur. Tek çeşit coğrafya yoktur. Tek çeşit zaman yoktur. Tek çeşit şart yoktur. Tek çeşit muamele yoktur. Mesela Allah Teala dünya nimetlerini sevdiğine mi verir, sevmediğine mi verir? Söyleyin bakayım. Bir daha kuvvetli söyleyin. Bir daha söyleyin. Ama yanlış söylüyorsunuz. Ama çünkü beni anlamıyorsunuz işte bak. Tek çeşit muamele yoktur. Bazen olur sevdiğinden dünya verir, bazen olur sevmediğinden dünya verir. Arkadaşım, bu din bir mahalleye gelmedi. Belli bir zamanda belli bir mahalleye 3 tane adama gelmedi. Bir sürü ne yapabilir? Bazen olur Allah sevdiği için ona ne yapar? Dünya nimeti verir. Bazen sevmediği için dünya nimeti verir. Bazen sevmediğinden başına bela musibet verir. Bazen söyleyin sevdiğinden bela musibet verir. Tek muamele öyle düşünmeyin. Tamam mı? Adamına göre, zamana göre, durumuna göre ne yapar arkadaşlar? Değişir. Ama velakin dünya nimetlerine sahip olmanın böyle bariz bir tarafı vardır. Yani Allah Celle Celaluhu sevmediği insanlara dünya nimetleri ne yapar? Verir. Sevmemesinden dolayı verir. Sevmediği için verir. Hatta Zuhruf suresi var. Zuhruf suresinde Mevlamız Celle Celaluhu bütün insanlar küfürde tek bir ümmet olur korkusu olmasaydı, böyle bir şey olmasaydı, Mevla biliyor ki herkes kafir olur. Hani Müslüman var, kafir var değil mi şimdi? Yok, hiç olmaz. Herkes ne olur? Kafir olur. Böyle bir durum olmasaydı, yani inanmayanlara, Allah'a nankörlük edenler, yani ayet-i kerimede küfür bahsediyor Mevlamız. Allah'a, yani, tamam mı? Mevla o kadar verirdi yani. Merdivenlerini çatılarını altından yapardım buyuruyor. Evlerine, merdivenlerine, sen mermerden merdiven yaptıracağım diye canın çıkıyor. He? Evlerinin merdivenleri ne? Altından olurdu buyuruyor. Ama bu kadar da versem bütün hepiniz ne olurdunuz? Hepiniz toptan gavur olurdunuz. Hiç Müslüman falan olmazdı yani. Bu öyle bir şey olmasaydı o kadar verecektim buyuruyor Mevla Teala. Yani dünyada dünya nimetinin veriliyor olması hayır alameti her zaman değildir. Bazen hayır alametidir. Bazen nedir? Hayır alametidir. Genelde arkadaşlar, genelde şerdir. Genelde nedir? Şerdir. Hayrur rızkı ma yekfi. Hayrur rızkı, rızkın en iyisi ma o şeydir ki yekfi, kifayet ediyor. En iyisi nedir? Kifayet eden, yeten. Kifayet ne demek? Yetmek demek. En iyisi ne? Yetendir, yeten. Yetmiyorsa yetmeyecek kadar azsa sıkıntı. Efendi babamız Kadınası sallallahu aleyhi ve sellem Ali Haydar Efendi, dünyası olmayanın ahiret olmaz buyururlarmış. Söyleyin. Dünyası olmayanın ahireti olmaz buyururlarmış. Abi o adamın aklı ahirete basmaz. O karnının açlığını o kadar düşünüyor ki, o karın açlığıyla beraber, yani o adamın ahiret düşünmesi çok kallavi adam olması lazım. O basmaz onun aklı ahirete. Yani bu manadadır. Dünyası olmayanın ahireti ne yapmaz? Olmaz. Niye? Çünkü dünya derdi o kadar sıkıyor ki onu, yani o dertten kurtulup ahirete yönelecek. Yapmaz insan onu yani. Yapma. Yani yapılmaz mı? Yapılır. Bir sürü insan yaptı öyle. Ama kolay kolay yapmaz insan. Fazlası olduğu zaman da bu sefer rahattan bakmaz ahirete. En idealine ma yekfi. Kifayet edecek. Azdıracak kadar fazla olmayacak. Muhtaç edecek kadar az ne yapmayacak? Olmayacak. En ideali budur. Ama dediğim gibi Mevla Teala bazen sevmediğinden fazla verir dünya. Bazen sevdiğinden fazla verir dünya. Mesela yani Ubeydullah Cam rahmetli anlatmıştı. Ubeydullah Cam anlattı herhalde. İbrahim Aleyhisselam çok zengindi arkadaşlar. İbrahim Aleyhisselam söyleyin. Çok zengindi. Ne kadar zengindi?
çoban köpeklerinin tasmaları altındandı. Köpek tasması, şimdi Allah-u Teala sevmediğim için mi İbrahim Aleyhisselam bu kadar nimet verdi? He? Ebul Enbiya, peygamberlerin babası. Peygamberlerin babası. Bak, o kadar verdi ki Mevla Teala. Affedersiniz, köpeklerinin tasması neden? Altın altın. İsa Aleyhisselam, dünya malı olarak iki şeyi vardı. Bir tanesi bir tası vardı, su içerdi. Bir tanesi de iğne iplik vardı. Yamalarını dikiyor böyle. Üzerinde vardı zaten ve bez parçası bir şey. Bir gün böyle eliyle su içen birini gördü. Bu dedi benden daha dedi takvadır, daha vera sahibi dedi. Attı elindeki tası. Tamam mıyız arkadaşlar? Tefsirde ne var biliyor musunuz? İsa Aleyhisselam 3'te mi kaldı, 4'te mi kaldı sema? 3 veya 4. Tamam mı? 3. semadan sonra İsa yani semaya kaldırıldı ya. Kaça kadar? 3'e kadar. 3 mü 4 mü bilmiyorum. 3 diyelim şimdi biz. 3. kat semada İsa Aleyhisselam'ı ne yaptılar? Durdurdular. Dediler ki senin üzerinde dünya var, sen daha yukarı çıkamazsın. Ne var dünya? Bir tane iğnesi var. Bak tek muamele düşünmeyin. Ona muamele böyle, öbürüne? Öbürüne söyle. Söylesenize ya. Köpeklerinin tasması neden? Altından. Köpeklerinin tasması neden? Altından. Tek muamele düşünmeyin. Allah istidrac ile bazı kullarını dener. O kula bazı imkanlar, nimetler, makamlar verir. Şimdi Risale-i Kutsiye'den söyleyeyim. Risale-i Halidiyye'de de buna benzer olacak. Risale-i Kutsiye'de var. Mesela Seyri Sülük'te anlayın, tamam mı? Başka bir şey anlatacağım. Ötekine bağlayın. Ben bağlamaya çalışacağım, siz de anlamaya çalışın. Seyri Sülük'te, tasavvufta, tarikat-ı aliyede, Seyri Sülük sırasında bazen insanda bir hal olur, hiçbir şey yapası gelmez. Bazen insanda ne olur? Bir hal olur, hiçbir şey yapası ne yapmaz? Gelmez. Bunun iki sebebi vardır. Bir, kişi yanlış bir şeyler yapmıştır, hata, kusur, günah işlemiştir. O işlediği günah bir zulmettir üzerinde, bir karanlıktır, bir ağırlıktır. Ondan dolayı ne yapmaz? Hiçbir şey yapası gelmez. Bu bir. İki, manevi bir haldir. Yolun engebeleridir bu. Olması gereken bir şeydir. Yani kış olması iyi midir? Söyleyin. İyidir. Kış olmazsa kötü. Kış olmadıysa dünyanın düzeni ne oldu demek? Bozuldu demek. Yağmur da yağacak, şimşek de çakacak, kar da yağacak. Değil mi arkadaşım? Tamam mı? Yağmur yağınca ıslanıyoruz. Islanacağız öyle. Güneş çalacak. Ne yapacağız? Söyle. Terleyeceğiz. Ya hiç çok sıcak olmuyor. Bir şeyler bozuldu demektir o zaman. Yok hocam sabit olsun hep böyle 25 derecede gitsin. Öyle olmaz. O bozuk bir dünya. Eğer İzmir'de hep böyle 25 derecede sabit gidiyorsa demek ki bir şeyler ne oldu? Bozuldu. Bir iniş çıkış vardır. Tamam mı arkadaşlar? Buna kabız deniyor. Tutukluk hali. Ne olur? Bir tutukluluk hali olur. Şimdi iki şey var. Ya kişinin hatası, kusuru, günahı vardır. Ondan dolayı bir zulmet, bir karanlık inmiştir üzerine. Bu kötü bir şey. Bu ne? Bu kötü bir şey. Bu durumda yapılması gereken şey ne? Tövbe istiğfar etmek, hatalardan kurtulmaya çalışmak. Ama ikincisi ne? Kabız hali. Bu normal bir şey. Normal bir şey. Standart olması gereken bir şey. Orada beklenilecek, vazifeleri devam edilecek. Zamanla o ne yapacak? Kalkacak, gidecek. Tamam mıyız arkadaşlar? Bak şimdi bir tane ortada bir vatandaş var. Bu vatandaş böyle bir tutukluk bir hali var. Hiçbir şey yapası ne yapmıyor? Gelmiyor. Namaz kılması isteği gelmiyor, Kur'an isteği gelmiyor vesaire vesaire. Bunun nesi olabilir? İki tane sebebi olabilir. Bu olabilir, hata, kusur, günah. Bu durumda ne yapılacak? Tövbe istiğfar edilecek, toparlanmaya çalışılacak. Ya da ne olur? Kabız halidir. Bu durumda ne olacak? Vazifeler devam edilecek, bir müddet sonra kendi kendine ne yapar? Geçer. Peki bizim tespit etme imkanımız var mı? Şimdi Allah sana Celle Celaluhu seni sevdiğinden mi sana dünya nimeti veriyor, seni sevmediğinden mi sana dünya nimeti veriyor? Veya seni sevdiğinden mi sana bela veriyor, sevmediğinden mi sana bela veriyor? Bağlayın bak şimdi. O da olabilir, o da olabilir. Anladınız mı demek istediğimi? Mesela bir sürü gavur var, bela içindeler. Şimdi karar ver.
Eğer Allah sevdiklerine hep nimet veriyorsa, o zaman bütün gavurların hepsinin ne olması lazım? Hepsinin nimetli olması lazım ki halbuki bir sürü gavur var. Ne içindeler? Bela içindeler. Sevdiklerine nimet veriyor olsa, Müslümanlardan nimet içinde olanlar da var. Söyleyin. Bela içinde olanlar da var. Tek muamele yok. Anladınız burayı? Peki seninki hangisi? Nereden bileceksin? Bilemezsin. Bilemeyeceğin için bizim büyüklerimizin bize söylediği, bu işte bu hal olduğu zaman, bu tutukluk var sende, ama hatadan, kusurdan, günahtan mı, yoksa kabız hali mi, sen bunu ne yapamıyorsun, tespit edemiyorsun. O zaman sen her halükarda tövbe istiğfara devam et. Sen her halükarda ne yap? Tövbe istiğfara devam et. Zaten hatadan, kusurdan, günahtan dolayıysa sen kendini toparlamaya çalışıyorsun. Toparlarsın inşallah. Zaten kabız hali ise o zaten kendi kendine ne yapacak? Geçecek. Yani her halükarda sen kötü duruma göre ne yap? Tedbirini al, hareket et. Şimdi bizim ne halimiz? Allah bana nimet verdi. Acaba iyiden mi verdi, kötüden mi verdi? Veya tersi, başına bela musibet geldi. Allah seni sevdiğinden mi verdi, sevmediğinden mi verdi? Sen ne yap? Her halükarda tedbirli ol, tövbe istiğfar et, vazifelerini toparlamaya çalış, eksiklerini gidermeye çalış, tekamül etmeye çalış. Her halükarda. Şimdi bak, Allah istidrac ile bazı kullarını dener. Bir saate bakayım. 20 kalaydı değil mi arkadaşlar, başladım ben. Tamam. Allah istidrac ile bazı kullarını dener. O kula bazı imkanlar, nimetler, makamlar verir. Allah'ım cümlemize yardım etsin arkadaşlar. İstidraclardan muhafaza etsin. Bu bela olan belalardan da, bela olan nimetlerden de Allah'ımız cümlemizi muhafaza etsin. Allah'tan imtihan istenmez. Allah'tan sabır istenmez. Allah'tan sabır istenmez. Sabır istemek demek, zımnında ne var onun? Demek ki sabredilmesi gereken bir şeyler gelsin benim başıma ki sabredeyim demek. Yok, bizim üzerimize sinek konmasın abicim. Allah'ımız bizim üzerimize sinek ne yapmasın? Kondurmasın. Bir anne evladına nasıl bakar? Aman yani, aman, terlemesin, üşümesin. Her şey böyle tam kıvamında olsun, tam rahatında olsun. Aynı öyle baksın Mevla bize, aynı öyle Mevla bize ikram etsin ki fazlası da zarar, azı da zarar. Tam böyle hani bir annenin bebeğine baktığı gibi. Yoksa biz abicim hemen direksiyonu kırıyoruz biz. Biz direksiyonu kırmaya neyiz? Meyilliyiz. Biz direksiyonu kırmaya, yoldan çıkmaya, biz başka yola girmeye neyiz? Biz meyilliyiz. Biz yolda zor duran adamlarız. Biz düz yolda düz gidemeyen adamlarız. Onun için bizim önümüze bir de engel çıkarsa biz hemen alabalık oluruz yani. Biz düz yolda gidemeyen adamlarız ki bir de engel çıktı mı biz? Yok. Kimse kendine güvenmesin. Hiç kimse kendine ne yapmasın? Güvenmesin. Allah istidrac ile bazı kullarını dener. O kula bazı imkanlar, nimetler, makamlar verir. İsrail oğullarının alimlerinden biri olan Bel'am İbni Bağura'yı hatırlayalım. İşte mecbur okuyacaksın yani. Biliyorsunuz bu şahıs öyle büyük bir alimdi ki bazen oluyor arkadaşlar, şimdi ben böyle mesela sohbetlerden okuyorum, 3. cilt burası, sıradan gidiyorum. Burada bitecek, bir daha sohbete gittiğim zaman kaldığım yerden okuyacağım. Bir dahakine kaldığım yerden. Bazen böyle geliyorum, böyle aşağıda bir şey var, tamam mı? Orayı ben bilerek sallıyorum. Sen sallıyorum değil mi? Nasıl diyeyim yani? Ben orayı yapıyorum böyle, saat dolu El Fatiha diyorum. Böyle dolduruyorum bir şeylerle, orayı okumak gözüm kesmiyor benim. Atlasam olmaz. Atlamak yok. Ne yapacaksın? Okuyacaksın. Ama orayı okumak gözüm kesmiyor. Okusan olmaz, okumasan olmaz. Ne kadar kolay Müslümanlık değil mi? Hoca elhamdülillah Müslümanız de. Geç karşıya, hoca o kadar inceleme ya. Ne sıkıştırıyorsun ya? Düş milletin yakasından. Öyle mi zannediyorsunuz yani arkadaşlar? Estağfirullah. Femen ya'mel miskale zerratin. Kim zerre kadar yaparsa. Zerre. Mesela zerrenin tarifinde kitaplarda bir sürü şey var. Çok kolay tarif söyleyeyim ben size. Güneş vurduğu içeriye böyle havada böyle tozlar uçuşuyor. Onların bir tanesi ne? Zerre. Kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görür. Kim zerre kadar kötülük yaparsa onu ne yapar? Görür. Şimdi ben ince mi gidiyormuşum yani?
Çok mu titiz davranıyormuşum? Hoca o kadar sıkıştırma ya, Allah kabul eder. Öyle mi buyuruyor Mevlamız? Öyle mi buyuruyor yani? Ya siz yapın da nasıl yaparsanız yapın. Yok. Zerre kadarına göre, zerre kadar iyiliğinizi boş bırakmam, zerre kadar kötülüğünüzü ne yapmam? Boş bırakmam buyurmuyor mu Mevla Teala Celle Celaluhu? Demek ki, şimdi abicim, yani kömür tartıyorsun, yollarda kantarlar var. Yollarda ne var? Kantarlar var değil mi? Kaç ne kadar tartıyor? 50 tona kadar ne yapıyormuş? Söyleyin. 50 tona kadar tartıyor. Kaç atlıyor? Yok atlaması. Yani şöyle çıkıyor. Araba çıktı mesela. Diyelim ki ibre oynuyor mesela. Ne kadar atlıyor? Diyelim ki 1 ton 1 gram. 1 ton 2 gram mı? 1 ton 10 kilo. 1 ton 50 kilo. Anladın demek istediğimi? 100 atlıyor. Kaç atlıyor? 100 kilo. Bak 99 kiloyu bile bir şeyden saymıyor, tamam mı? 99 kiloyu bile ne yapmıyor bir şeyden? Saymıyor. Nasıl atlıyor? 100'den aşağıyı kale ne yapmıyor? O kadar mesela diyelim ki 50 tondu. 50 ton 50 kilo olsa bir şey olmaz mesela. Anlayın. Tamam? 100'e kadar bir şey ne yapmıyor? Saymıyor. O kantar öyle. Kuyumcunun kantarına koyuyorsun. Kuyumcuların kantarı kantar diyorum bak. Kuyumcuların kantarı, tamam mı? Kelime benzerliği. Kuyumcuların kantarı neyin içinde? Tezgahın içerisinde, camın içerisinde. Niye? Rüzgar değmesin. Ne yapmasın? Rüzgar değmesin. Çünkü rüzgar değdiği zaman o teraziye tesir eder. Onlar yapıyorlar mı öyle bir şey? Abi 100 kiloya kadar dokunmuyor adamlara. Rüzgara mı dokunacaklar yani? Anladınız mı? Peki Mevlamızın terazisi nasılmış? Sen bana diyor ki hoca Allah bin tartar. Yok. Mevla böyle buyuruyor. Ben zerre zerre tartıyorum buyuruyor. Mevla'nın kantarı nasılmış? Nasıl tartıyor Mevla Teala? Zerre zerre tartıyor Mevla Teala. Toz toz tartıyor Mevla Teala. Toz iyi de boşa gitmiyor. Toz kötü de boşa ne yapmıyor? Gitmiyor. Hoca yap Allah kabul eder. Oluyor mu? Abicim tır tartmıyorsun sen. Tamam mı? Mesela şimdi diyelim ki tıra giriyoruz. Tır kantara girecek. İşte 50 ton mesela diye. Benim tırın misal söylüyorum şimdi 20 ton olması lazım. 50 kiloluk büyük var. Arkadaşım diyor ki indir onu diyor gözükmesin diyor orada. Ben diyorum ki 50 kilo zaten ondan bir şey olmaz diyorum yani. 100'e kadar ne olmayacak çünkü? İbre ne yapmayacak? Oynamayacak. Ondan bir şey ne yapmaz? Olmaz diyorum. Sen de bana diyor ki hoca bir şey olmaz. Allah kabul eder. Yok bu Allah'ın kantarından geçer diyorsun sen bana. Ben de sana diyorum ki 50 kilo geçmez. Allah'ın kantarından 50 kiloluk şey ne yapmaz? Geçmez. 50 gramlık şey ne yapmaz? Geçmez. Zerre kadarsa bile Allah'ın kantarına ne yapar? Söyle. Takılır. Zerre kadar bir şeyse Allah'ın kantarına ne yapar? Takılır. Çok acayip bir şey arkadaşlar. Şimdi Bel'an bin Bahura. Biliyorsunuz bu şahıs öyle büyük bir alimdi ki lisanından sudur eden hakikatleri yazmak ile bitiremezlerdi. Duası müstecab idi. Hasta bir şahsı okusa o kimse hemen sıhhat bulurdu. Allah muhafaza etsin arkadaşlar. Yani çok kıymetli insandı vaktinde saatinde. Sonra şeytan geldi, kancayı taktı. Vesileler çıktı önüne. Rota şaştı. Rota ne yaptı? Şaştı. Direksiyon kırıldı. Direksiyon kırılınca birdenbire mesela direksiyon kırıldığı zaman araba böyle gidiyordu. Araba hemen böyle dönüyor mu? Hemen. Böyle, değil mi? Hemen tık böyle ne yapmaz böyle? Işınlanmıyor değil mi böyle yani? Yoldan çıkma böyle oluyor. Saptı mı? Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Peki, işte dedim mecbur konuşulacak. Hepimizde böyle sapmalar var mı? Hepimizde, kiminin orada, kiminin burada. Ama hepimizde böyle sapmalar var mı hayatında? Peki biz bunları toparlamazsak, takip de etmezsek. Bak ne diyor, ne dedik? Bir dönüyorsun bakıyorsun ki 8 sene geçmiş. Bir dönüyorsun bakıyorsun ki ne olmuş? 8 sene geçmiş. Şimdi 1 milim saptı. 1 milim sapmakta adam yoldan çıkmaz.
Ama sen dönüp bakmazsan, kontrol etmezsen bir bakarsın ki ne geçmiş? 8 sene geçmiş olursa o bir milim nerelere varmıştır? Abi sen başka şeride geçtin. Sen şerit merit kalmadı sende. Günde bir milimden 8 senede sen asfalt, masfalt, şerit, merit bir şey kalmadı sende. Bir şeyden haberin yok senin. Bir şey kalmadı sende. Öyle değil mi? İnsan fark etmiyor ki. Onun için arkadaşlar insan illa bunları konuşacak, bunları okuyacak, bunları dinleyecek ki ya işte biraz böyle direkt toparlar. Ha, tam böyle jilet gibi dümdüz gidemesen bile hiç olmazsa böyle yolun içinde böyle sağa sola çarpmadan gidiverelim yani. Bak bu zat şimdi bir şeyler çıktı karşısına hayatta. Şeytan kancayı taktı buna, şeytan buna abandı. Hani insanın zayıf karnı diyorlar ya böyle. Bir zayıf noktadan bir girdi şeytan buna. Hasta bir şahsı okusa o kimse hemen sıhhat bulurdu. Fakat kendisine verilen bütün bu nimetler onun için neydi? İstidraçtı. Peki böyle olduğunu nereden biliyoruz? Akıbetinden. Allah sonumuzu hayretsin. Mevla Teala onun hakkında şöyle buyurur. İsa'yibillah. Vetlu aleyhim nebe'ellezî âteynâhu âyâtina fenselâhe minhâ feetba'ahu şeytânû fekâne minel gâbîn. Vetlu oku aleyhim onlara nebe'ellezî o kimsenin haberini ki âteynâ biz verdik hu ona âyâtina ayetlerimizi. Kendisine ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini onlara oku. Ey peygamberim onlara anlat. Oku. Söyle onlara. Duysunlar. Fensele, biz ona ayetlerimizi verdik de fenselaha o soyuldu minha o ayetlerden. Bak soyuldu. Bir elbise Allah muhafaza. Elbise üzerinden çıkar soyulur gibi onlar çıktı ondan. Fe etba'a tabi oldu ona şeytan. Şeytan takıldı ona. Ona şeytan tabi oldu. Fekane oldu. Şeytan takılınca. Fekane oldu minel gavin. Azgınlardan oldu. Onlara o kimsenin haberini de oku ki o kimseye ayetlerimizi vermiştik. Onlardan sıyrılıp ayrıldı. Şeytan onu saptırmak için peşine düştü. Artık o sapıklardan olmuş oldu. وَلَوْ شِئْنَا Eğer biz isteseydik, لَرَفَعْنَاهُ بِهَا Biz onu o ayetlerle yükseltirdik. وَلَاكِنَّهُ Lakin o, اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ اَخْلَدَ Yani meyletti, اِلَى الْاَرْضِ Yere meyletti, dünyaya meyletti o. Ahlede ilel erdi. Ahlede meyletti ilel erdi yere. Yani dünyaya meyletti o. Bak dünya, bak biz onu istesek kurtarırdık. Biz onu istesek ne yapardık? Yükseltirdik ama o ne yaptı? Söyleyin. Dünyaya meyletti. Ne'ûzu billahi teâlâ min şurûri enfüsinâ ve min seyyâti a'mâlinâ. Ne'ûzu billahi teâlâ, Allah'a sığınırız. Min şurûri enfüsinâ, nefislerimizin şerlerinden ve min seyyâti a'mâlinâ, işlerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Kendi amelimizin kötülüğünden Allah'a sığınırız. Allah'ım cümlemizi muhafaza etsin arkadaşlar. Allah'ım hüsnü hatime nasip etsin. Ya Rabbi sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. فَمَثَلُهُ onun misali كَمَثَلِ الْكَلْبِ affedersiniz köpeğin misali gibidir. اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَسْ اَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَسْ üzerine varırsan dilini çıkartır, solur. Terk bıraksan gitsen dilini çıkartır, solur. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذِّبُوا بَعَيَاتِنَا işte bu bizim ayetlerimizi yalanlayan kavmin misalidir. فَقَصُصِ الْقَصَصَ bu kıssaları onlara anlat. Bak bunları onlara anlat. Allah'ımız peygamberimize emir buyuruyor. Bu kıssaları onlara ne yap? Anlat bunlardan ders alsınlar. لَعَلَّهُمْ umulur ki onlar yetefekkerun düşünürler. Bak Allah-u Teala peygamberimize emrediyor. Bu kıssaları onlara ne yap? Anlat. Peki Mevlamızın bu kıssaları peygamberimize böyle emrediyor. Peygamberimiz bunları bize anlatacak. Değil mi? Anlattı. Şimdi biz de kalkıyoruz aramızda okuyoruz dertleşiyoruz bunu. Peki Mevlamızın buradan bizden beklediğini bunu ne hedefle ne gayeyle Mevla emrediyor? لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ İnşallah düşünürler. Yani belki düşünürler. Yani bizim ne yapmamız lazımmış bunları? Bunları düşüneceğiz. Bunlardan kendimize pay çıkaracağız. Ha öyle olmuş, şöyle olur. Ben de şöyle, ben de böyle olabilir. Benim şöyle yapmam lazım. Bak o şöyle yapsaydı kurtarırdı paçayı. Böyle. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Umulur ki düşünürler yani. Umulur ki düşünürler. Ve eğer biz... Ha işte bak. Devalar var mı önümüzde? Ha işte bak.
Amma ve lakin. Ve eğer biz dileseydik onu ayetleriyle yükseltirdik. Fakat o dünya hayatına meyletti ve hevasına tabi oldu. Artık onun meseli, o köpeğin meseli gibidir ki üstüne varırsan dilini çıkarır ve solur. Veya terk etsen yine dilini çıkarır, dilini uzatır, solur. İşte bu ayetlerimizi tekzip eden kavmin meselidir. Artık sen kıssaları hikaye et, belki onlar düşünüverirler. Ey kardeşlerim, okunulan ayeti celileleri duydunuz değil mi? Bu ayetlerden ne ders aldık? Sadece Allah-u Teala'ya güvenmeliyiz. Sadece Allah-u Teala'ya güvenmeliyiz. Ben şöyle alimim, tesirli vaaz-ı nasihat ederim, iyi talebe yetiştiririm, bak namazlarımı çok iyi kılıyorum, düzgün kılıyorum, teheccüd kılıyorum, tarikat dersim yapıyorum, çok iyi düzgün Kur'an-ı Kerim okuyorum, şunu şöyle yapıyorum, bunu böyle yapıyorum, şu kadar zamandır namazlarımı adam gibi kılıyorum, şunu şöyle hiç kaçırmadım, bunu böyle ediyorum. Tamam yap, yaptığına şükret, Ya Rabbi sen bana yapmak nasip ediyorsun. Ama ve lakin kimse kendine ne yapmasın? Güvenmesin. Kimse kendine ne yapmasın, güvenmesin. Korkmak emniyet vesilesidir. Emin olmak korkulacak şeye düşmenin vesilesidir. Korkarsan Allah muhafaza eder. Korkmazsan Allah alır. Korkarsan Allah ne yapar? Muhafaza eder. Korkmazsan Allah'ım cümlemizi muhafaza etsin arkadaşlar. Ya Rabbi sana sınırsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk ve enne Muhammeden hamduke ve rasulüke. Birbirimize dua edelim. Bana da dua edin. Geçen bir şey oldu. Arkadaşların biriyle konuşuyorduk. Bir şey oldu da bir dua mevzusu oldu. Bana daha çok dua et dedim ben ona. O da sıkıntılı. Benim de sıkıntım. O herkesin kendine göre. Ben onu biliyorum ama beni biliyor şimdi. Heh, hatırladım kim olduğunu. Dedim ama bana tamam Allah sana ama bana daha çok yardım etsin dedim. Allah sana ne yapsın? Söyle. Yardım etsin ama bana. Tamam bak öyle dua et dedim. Unutmayın arkadaşlar. Kendinize bir dua ediyorsanız bana iki dua edin. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yani hani vazife olmasa bunları ağzımı açıp ben söylemem size. Allah muhafaza etsin yani. Yani ben bunları böyle şurası mesela şu okunan yerler var ya, şu okunan yer şuraları var ya vazife olmasa ben ağzımı açıp söylemem size. Yani bu, şurayı burayı atlasam ben bundan mesul olmam, bana sorulmayacak olsa ben burayı atlarım. Okumam ben burayı size. Yani şurayı atlamam caiz olsa öyle diyeyim yani. Öyle kullanayım, konuşayım. Ben buraya atlarım hiç okumam ben burayı size. Akıl kârım oraya okumak yani. İşim yok yani. Mecbur. Biz bizlere verilen nimetleri değil, o nimetleri veren Allah-u Teala'yı bilelim, onu görelim. Nimet verildikçe bunun şükrünü nasıl ifa edeceğim diyerek korkumuzdan tir tir titreyelim ve şükrü nimet, nimeti efzun kerden. Farisiymiş onun için. Şükrü nimet, nimeti efzun kerden. Nimete şükür, nimeti artırır kavlayınca şükürle nimeti artıralım. Burası burada kalsın. Arkadaşlar Musa aleyhisselam Mevla'ya münacatta bulundu. Dedi ki, Ya Rabbi sen bana bu kadar nimet verdin. Sen bana bu kadar nimet verdin. Bu söyleyeceğim şeyi biliyorsunuz değil mi? Bilen derinlik alırsın. Bir, iki, üç. Evet. Bu kadar az mısınız? Ciddi misiniz? Yani bu söyleyeceğim şey, Kemal abi bilmiyor mu bunu? İşte ama anlaman lazım yani. Ciddi misiniz? İnna lillahi inna ileyhi raciun. Hani hiç olmazsa ben yarınızı el kaldırır düşünüyordum. Ciddi misiniz? Ha? İki kelime söyledim, yetmesi lazımdı. Yani demek ki iki kelime söylediğim halde yetmiyorsa, yani yolu bilmiyorsun. Ben şimdi buradan kalksam eve gitsem navigasyon açıyorum ben. Şuradan eve gidecek olsam navigasyon açıyorum. Öylesin demektir yani. İki kelimeyle sen bunu çözmediysen, demek ki kıytırık biliyorsan bile kıytırık biliyorsun yani.
Ya Rabbi sen bana bu kadar nimet, ben bunu hocama anlattım. Hocam çok sever böyle şeyleri. Yani bu yani zaten Mevlamız buyurdu Musa Aleyhisselam. Bu işin özü ya. Şu iki satır ne? Söyleyin. Özü işin özü bak. İşin özü. Ki Mevlamız Musa Aleyhisselam'a buyuruyor zaten. Söyleyeceğim. Musa Aleyhisselam münacata bulundu. Dedi ki ya Rabbi sen bana bu kadar nimet verdin. Çocuklar tefsir-i şerifte burayı bulursanız, tamam mı? Yerini. Aklınıza bulunsun. Ya Rabbi sen bana bu kadar nimet verdin. Ve bu nimetlere mukabil, bana bu kadar nimet verdin. Kim verdi bana bu nimetleri? Allah'ım verdi. Ve bu nimetlere mukabil şükretmemi emrettin. Halbuki benim sana şükredebilmem de senin bana nimetindir. Hani ben sana şükredebilsem, o şükür de gene nedir? O da gene senin bana nimetindir ya Rabbi. Bak hepsi kimin? Hepsi Mevla'nın. Nimet kimin? Mevla'nın. Şükrettin, o kimin? O da Mevla'nın. Mevlamız buyurdu ki Musa Aleyhisselam'a, ey Musa sen öyle bir ilim öğrendin ki onun fevkinde, onun üstünde daha ilim yok. Sen öyle bir şey söyledin ki şu anda, sen öyle bir şey ikrar ettin ki, öyle bir şey itiraf ettin ki sen daha bunun üstünde bir şey yok yani. Bu arkadaşlar, ya Rabbi sen. Ya Rabbi sen, var sen, hep sen ya Rabbi. O zaman tamam kulum. Ama öbür türlü ben çalıştım, oldu, yaptım, oldu. Allah sonumuzu hayretsin arkadaşlar. Ya Rabbi bu nimetleri sen bana bu kadar nimet ikram ettin. Mukabilinde şükretmemi emrettin. Halbuki benim sana şükredebilmem de senin bana nimetindir. Ben sana şükredebilirsem o da gene ne? O da gene senin bana nimetindir. Bak şimdi bazen oluyor böyle uçuyorsun. Abi namaz kılasın yani kılsam değil mi? Gidiyor. Bazen oluyor abi parmağını kımıldatasın gelmiyor. Niye aynı Ahmet, aynı Hasan, aynı Hüseyin, aynı Mehmet? Bazen oluyor uçuyorsun. Bazen oluyor hiç. Hani sen aynısın. Sen nesin? Sen aynısın. Ya Rabbi benim sana şükredebilmem de senin bana nimetindir. Ey Musa sen öyle bir ilim öğrendin ki, öyle bir şey söyledin ki sen, daha bunun üstüne ilim yok. Bu tamam. Tamam arkadaşlar. Burada kaldık, bitti. Ayın kitabı bu sefer başka bir şekilde hareket edeceğim. Normalde arkadaşlar, hani kitap seçiyorum. Her ay yani müstakil kitap seçiyorum, size söylüyorum. Ama bu ay arkadaşlar bizim kantinde bu kitaplardan fazla var. Bu kitapları bitirmeye çalışıyorum. Bu ay farklı hareket ediyorum. Tamam mı? Bunlardan ne var? Söyleyin. Fazla var. Bu kitapları bitirmeye çalışıyorum. Bu ay böyle. Bu kitapların piyasada ben yaptırdığım zaman baskısı yoktu. Şu anda da baskısı olduğunu zannetmiyorum. Üçü de kıymetli kitaplar. Piyasada baskısı olmadığım için ben kendim ne yaptım? Kendim bastırdım. Ama bizim kantinde depoda ne yapıyor arkadaşlar? Duruyor. Kiminden 100 tane var, kiminden 300 tane var, 1400 tane var. Öyle varmış yani. Bunları arkadaşlar alın, okuyun, fazla fazla alın, hediye edin. Hem insanlara ulaşsın, insanlar istifade etsinler. Hem de biz elimizdekini eritmiş olalım, onları nakite çevirelim. Tamam. Şimdi birinci kitap Kur'an-ı Kerim, Rehberi ve İlmihali. Birinci kitap söyleyin. Kur'an-ı Kerim, Rehberi ve ilmi. Ama hani dikkat edin. Hani ben bu kitapları size söylüyorum da hani öyle kof kitaplar değil ha. Hani sadece alın gidin atın. Yok. Üçü de gerçekten sizin çok faydalanacağınız, insanların çok faydalanacağı kitap. Hani ben bu açıklamayı yaptım, işin o yönünü söylemek için yaptım. Ama üçü de sizin gerçekten çok faydalanacağınız, çok istifade edeceğiniz, sizdeki çok eksiklikleri dolduracak kitaplar. Bu Kur'an-ı Kerim, Rehberi ve İlmihali. Kur'an-ı Kerim'le alakalı arkadaşlar çok faydalı bilgiler bulacaksınız içinde. Sağda solda kolay kolay görmeyeceğiniz çok şeyi bulacaksınız içinde. Mutlaka okuyun, okutulmasına vesile olun. Kur'an muallimi olabilmenin şartları ve edepleri. Kur'an öğreticisinin bazı özellikleri. Hani böyle çok böyle düzenli başlıkları yok. Ama Kur'an-ı Kerim'le alakalı hafızların dikkat etmeleri gereken hususlar. Kur'an-ı Kerim'de tilavet secdeleri. Musafları tutma, taşıma, yazmanın edepleri, haramları. Kur'an-ı Kerim nasıl tutulur, nasıl taşınır? Secdeler hakkında, Kur'an-ı Kerim'deki secdeler hakkında 56 soru cevap.
Sorular, cevaplar. Tilavet secdesi ve meseleleri. Kur'an okumaya ait meseleler. Kur'an-ı Kerim'i ne kadar zamanda hatmetmeli? Kur'an-ı Kerim okurken nerelerde vakıf yapılmaz, nerelerde durulmaz? Sesin yükseltilmesini gerektiren sebepler. Kur'an-ı Kerim okunurken ne olursa ses daha böyle yüksek okunur. Sesini ne yaparsın, nerelerden daha yükseltirsin? Tamam arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'le alakalı. Kur'an-ı Kerim rehberi ve ilmihali, zaten ismi üzerinde. Kur'an-ı Kerim rehberi ve ilmihali. Herkese mutlaka ısrarla tavsiye ederim. Bu bir. Bu iki. Salvadora Persica, bu arkadaşlar şeyin misvan. Misvan botanikteki ismi. Misvak Mucizesi kitabın ismi. Şimdi mesela sohbete çıktığım zaman böyle bir öyle bir bakayım istedim. Bir de daha önce biz, büyük ihtimal odur bu. Kemal abi, bu bizim sohbet mi? Daha önce misvakla alakalı ben uzun bir konuşmuştum. Bu da onun kaydı. Yani çoğunda vardır. Hepsinde var mı bilmiyorum. Çoğu kitabın içinde vardır. Misvakla alakalı çok mevzu var arkadaşlar içinde. Böyle açtım, hani böyle bir bakayım dedim. Mesela bak ne çıktı. Diş çıkaran bebekler. Bebeğe diş çıkarırken sağlam temiz misvak çubuğu gevelettirilebilir. İkinci madde, 20 gram misvak parçacıkları, 15 gram anason, 10 gram papatya, 100 gram zeytinyağı, 700 gram su bir kapta, su 400 gram kalacak kadar kaynatılır. Temiz bir tülbentten süzülür. Suyun üzerine çıkan yağ ile bebeğin çıkan diş eti hafif ovulur, ağrısı diner, dişinin çıkması kolaylaşır. Misvakla alakalı bir sürü mevzu var arkadaşlar içinde. Dini, tıbbi. Bir sürü mevzu var içinde bu iki. Bu da tasavvufta fütüvvet tercümesi diye tercüme etmişler. Kitab-ül Fütüvvet ismi. Kitab-ül Fütüvvet. Burası iki bölüm. Kitabın orijinal metni burası. Arapça. Burası 90 sayfa falan zaten. Burası da kitabın nesi? Tercümesi. Kitapların baskısı piyasada yok. Öyle çok temiz bir baskı değil bu. Burası Arapçası. Burası nesi? Türkçesi. Kitab-ül Fütüvvet. Hani burada tasavvufta fütüvvet diye tercüme etmişler ama hani bu kitabı ben tercüme etsem bu kitabın başlığını Kitab-ül Fütüvvet, delikanlılık kitabı koyarım. Yani zaten tercümesi odur. Kitab-ül Fütüvvet, tercüme edin. Delikanlılık kitabı. Delikanlı bir Müslüman nasıl olur? Fütüvvet, söyleyin. Delikanlılık, delikanlı. Kitab-ül Fütüvvet, fütüvvet kitabı, delikanlılık kitabı. Delikanlı bir Müslüman nasıl olur? Mesela böyle çok yuvarlak bir fihristi var. Bak başlıkları okuyorum şimdi. Başlıklardan biraz okuyayım. Dostlarla iyi geçinmek, başkalarına yardım, kendinden önce başkasını düşünmek, başkalarına saygı göstermek, şefkat etmek, Allah için sevmek, doğru sözlü olmak, dıştan önce içi düzeltmek, konukseverlik, sadaka vermek, dostların sevincine katılmak, yaptığı iyiliğe karşılık beklememek, tövbe etmek, Allah dostlarını sevmek, kimsenin kusuruna yüzüne vurmamak, çalışmak, inancını düzeltmek, Allah'ın yasaklarına saygı vesaire vesaire vesaire. Bu mevzular hakkında arkadaşlar geçmiş büyük insanlardan burada ibretler var. Yani mevzuyu diyelim ki yardım etmek dediği zaman kalkıp da işte yardım etmek şöyle iyidir, böyle güzeldir demiyor. Ne yapıyor? Geçmiş insanların hayatlarından kesitler sunuyor. Falanca insanın başından böyle geçti, falanca Allah dostunun başından böyle geçti, falanca alemin başından böyle geçti, falanca tabiinin başından böyle geçti, şöyle şöyle yaptı diyor. Onların hayatını önümüze seriyor. Bu da arkadaşlar ısrarla tavsiye ettiğim kitaptır. Tamam mı inşallah? Bu üç tane kitabı okuyun, çoluğunuza çocuğunuza okutmaya çalışın, çevrenize yaymaya çalışın inşallah. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Ya Rabbi, bugün okuduklarımızı anlamak, amel etmek nasip eyle. Okuduklarımıza, konuştuklarımıza amil olmak nasip eyle. Bu amellerde ihlas üzere bulunmak nasip eyle. Ya Rabbi, dostlarını çok sevmek nasip eyle. Dostlarının yolundan gitmek nasip eyle. Ya Rabbi, tekrar Ya Rabbi, ihlas üzere sana kullukta bulunmak nasip et Ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Ya Rabbi, cümlemizi hüsnü hatime nasip eyle. İmanı kamile sana koşmak nasip eyle. Suyu akıbetten cümlemizi muhafaza eyle. Ya Rabbi, bilerek bilmeyerek işlemiş olduğumuz zahiri, batini, kavli, fiali, ameli, itikadi, küçük büyük günahlarımızı mecennefu mağfur eyle. Günahsız şekilde huzuruna kabul eyle. Günahsız olarak bu meclisten kalkmak nasip eyle. Ya Rabbi, bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi, şerlerden muhafaza eyle. Şerlilerden muhafaza eyle. Nefsimizden bizleri muhafaza eyle. Kendimizden bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi, bizleri zatında himaye eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, nefsin şeytanına bizleri bırakma. Nefis şeytanından bizleri halas eyle. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Ya Rabbi, burada bulunan bütün kardeşlerimizin dünyevi, ukravi, hayır muratlarını ikram-ı ihsan eyle. Sıkıntılarını bertaraf eyle. Müşkillerini izah eyle. Hastalarımızın sıhhatler, afiyetler nasip eyle. Borçlarımızın tez elden, helalden ödenmesini nasip eyle. Ya Rabbi, bu kardeşlerimizin dünyevi, ukrevi ne kadar hayır muratları varsa ikram-ı ihsan eyle. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Ya Rabbi, bizden dua etsen bütün kardeşlerimizi. Ya Rabbi, burada bulunmak isteyip de bulunamayan bütün kardeşlerimize bu duaları ilhak eyle.
Ya Rabbi, kendimizi sana emanet edik, muhafaza eyle. Mukaddes hayatımızı sana emanet eyledik, muhafaza eyle. Dinimizi, imanımızı, namusumuzu, Kur'an'ımızı, medreselerimizi, sakalımızı, şalvarımızı, çarşafımızı ya Rabbi sana emanet edik, sen muhafaza eyle. Ya Rabbi, kıyamete kadar din ve İslam'a hadim olmak, neslimizi hadim yetiştirmek nasip eyle. Sapmaktan, kaymaktan, caymaktan, yanlışlara düşmekten cümlemizi muhafaza eyle. Bilerek bilmeyerek işlemiş olduğumuz günahlarımızı mecnun-u mağfiret eyle. Dostlarını çok sevmek, sevilmek, sevdirmek nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, dostlarınla beraber Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam sancağı altında haşr cemeyle. Ya Rabbi ondan cennet, andan cennete dahil olmak nasip eyle. Cümlemizi cehennem adabından, kabir adabından muhafaza eyle. Geçmişlerimize merhamet eyle. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Geçmişlerimize merhamet eyle. Ya Rabbi geçmişlerimize merhamet eyle. Ya Rabbi geçmişlerimize merhamet eyle. Kabir adabı çekenlerin adablarını def'u refu izal eyle. Ya Rabbi bizleri de kabir adabı görmekten muhafaza eyle. Ya Rabbi cennetine cemaline müşerref eyle. Ya Rabbi mazlumlara yardım eyle. Mevruplara yardım eyle. Filistin'deki kardeşlerimize yardım eyle. Mutlaka galip eyle ya Rabbi. Küffarı ya Rabbi rezil rüsva eyle. Mağlup eyle ya Rabbi. Düzenlerini yık tarumar eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Dini bir İslam'ın tervicinde, İslam'ın tervicinde, sünnetinin tervicinde bizleri hadim eyle. Din uğruna çalışmak nasip eyle. Ya Rabbi. Ya Rabbi aklı kesmeyen insanların akıllarının bu işi anlamasını nasip eyle. Ya Rabbi insanların gönüllerini İslam'ı ısındır ya Rabbi. Bizleri buna hadim eyle, vesile eyle. Tut elimizden bizlere yardım eyle. Ya Rabbi dostlarının razı olacağı hizmetleri bizleri muvaffak eyle. Ya Rabbi hizmetlerimizi mübarek eyle. Hizmetlerimizi muvaffak eyle. İhlas üzere yapılan hizmetlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi nerede nasıl davranmamız, konuşmamız, amel etmemiz gerekiyorsa öyle amele bizleri muvaffak eyle. Ya Rabbi muktaza hale göre yapılması gereken şeyi razı olacağın amel nasılsa öyle amel etmek bizlere nasip eyle. Ya Rabbi kendimizi sana emanet edelim, sen bizleri muhafaza eyle. Allahümme inna nes'elüke imanen sibâle ve küfrün. Allahümme inna nes'elüke imanen sibâle ve küfrün. Allahümme inna nes'elüke imanen sibâle ve küfrün. Allahümme inna nes'elüke tamamen ni'me ve devamel afiye ve husnel khatime. İlâ şerefin nebi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashabihi ve meşâihina el kâfe. وإلى رفنا الخاصة وإلى رح شيخنا بقبل قلوبنا ومعلمنا ما لم نعلم الحاج محمود الله في كل سسره الفاتحة